Evet sevgili izleyenler, şimdi Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Altınay köyündeyiz. Altınay köyünde besicilik yapan bir ailenin hemen havlusundayız. Arka planda görüldüğü gibi de 8-10 tane de beside kullanılan hayvanları var. Yalnız buradaki konumuz hayvanla ilgili değil ama hayvanın dışkısıyla ilgili, yani hayvan gübresiyle ilgili. Hayvan gübresini kendi metoduyla yapmış olduğu gübreyi nasıl gaza çeviriyor, onunla ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağız. Röportajlar yapacağız. Evet efendim, önce sizi tanıyabilir miyiz? Ben veteriner hekim Maşuk Kansu, Tarım Bakanlığı'nın tarımı geliştirme projesi kapsamında köylerde görevlendirdiği veteriner hekimlerden bir tanesiyim. Biyogazla ilgili bir çalışmamız vardı. Bunu burada hayata geçirmek için bir fırsat aradık ve o fırsatı da yakaladık. Buradaki üreticilerimiz arasında önce biyogazın ne olduğunu, ne işe yaradığıyla ilgili bir çalışma yaptık. Sonra talipli üreticilerimizden birkaç tanesiyle bir diyaloğa geçtik. En sonda işte Hüseyin Önder adlı çiftçimizin evinin yanında biyogaz üretim tesisini kurmaya karar verdik. Şu anda biyogaz tesisimizde gaz elde ediyoruz ve yaklaşık 2 yıldır da üreticimiz bunu mutfağında kullanıyor. Efendim, ısırmada kullanma şansı yok mu? Isınmada kullanma şansı var tabii ki. Bizim biyogaz üretme çalışmasına başlarken zaten 3 tane ana hedefimiz vardı. Bir, vatandaşın kendi evini ısıtması, yani artık yakacağı para vermeden kaloriferli evde oturmasıydı. İkincisi, mutfaktaki tüplerin kullanımını bir şekilde sonlandırmaktı. Ve bizim için Bafra bölgesi için en önemli aşamalardan bir tanesi de özellikle seraların ısıtılmasında kullanılıp 10-15 gün belki 20 gün piyasaya erken ürün sürebilme çalışmasıydı. Biz bu çalışmaları yaparken de aynı zamanda evin elektrik ihtiyacını da biyogazla karşılayabilir miyiz diye bir araştırma yaptık, bir çalışma yaptık ki o da bitim aşamasına geldi. Artık küçük bir jeneratörle evin elektrik ihtiyacını da karşılayabilecek hale geldi. Evin ısıtılması ile ilgili de bizim 19 Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümündeki profesör hocalarımızla birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde normal doğal gaz kombilerinde yapılan birkaç tane değişiklikle doğal gaz kombisi biyogazı kullanılabilir, yakabilir hale getirilebiliyor. Şu anda bunu bitirdik bu çalışmamızı. Artık bundan sonraki dönemlerde seralarımızı kurup özellikle seraların ısıtılması ile ilgili çalışmaları bitirip belki 2012'nin sonlarına doğru biyogazla ısıtılmış seraları da artık bu bölgede faaliyete alacağız. Peki efendim, burada böyle bir biyogaz tesisi kurmak için bir üreticinin en az kaç tane hayvanı olması gerekiyor? Bu sadece büyükbaş hayvanlar için mi geçerli? Hayır, büyükbaş hayvanlar için geçerli değil. Yani normalde sadece hayvan olması da gerekli bir şey değil. Bu normalde işte mutfak gideri, işte kanalizasyon giderinin de bağlanabileceği bir sistem. Hayvan sayısı olarak sınırlamak çok fazla öyle çok büyük bir işletme kurmadıktan sonra gerekli bir şey değil. Normalde 5 tane, 10 tane, 8 tane, 7 tane hayvan olan herkes bunu çok rahatlıkla kurabilir ve kullanabilir. Tabi bu kışın eğer kaloriferle ısınacaksa ev belli bir miktar fazla gaz gerekiyor. Evet efendim, peki bu tesis çok para gerektiriyor mu? Yani bunun maliyetleri ne olabilir? Bunu da söyleyeyim, yani yatırım olarak çok büyük bir maliyet gerektirmiyor. Zaten Tarım Bakanlığı'nın 1-2 sene öncesine kadar normalde bir projesinde vardı. Özellikle gübre çukurlarına %50 bir desteklemesi vardı. Onu bakanlığımız kaldırdı. Neden kaldırdıklarını bilmiyoruz tabii. Ama biz gerekli yerlerle tekrar irtibata geçip özellikle bu destekleme kaleminin tekrar değerlendirilip çiftçiye destek verilmesi ve özellikle biyogaz çalışmalarında da bize çok bir fayda sağlayacağına inanıyorum. Evet efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Altınay Köyü sakinlerinden Hüseyin Önder. Nasıl, memnuniyetiniz iyi mi? Yani buradan bizi izleyen çiftçilere önerir misin? Yani böyle bir şey yapmalarını. Ben bunu herkese öneririm. Bu aslında çok masraflı bir şey değil. Şu anda biz ocakta yanıyor bu sadece. Ama iki tane ev, babamın eviyle benim kendi evimde yanıyor.
tüp parası vermiyoruz. Ocak da kullanıyoruz. Ama herkese de bunu tavsiye ederim. Çünkü bu masrafsız bir şey. Şu anki sadece bu ocakta yakacağım diyorsa bir insan bunu bırak 15-20'yi 5000 liraya bu iş bitiyor. Yani 5000 TL'lik bir masrafla evindeki tüp gaz sorunu çözecek. O çözülüyor, evet. Tüp gaz sorunu çözülüyor. Ya şimdi ben bayağı bir tecrübe sahibi oldum bunda. Şu anda bunu tam net olarak yapacak insanlar da var. Bafra'mızda da var. Yani ustası var. Ustası var bunun Bafra'da. Peki bir de şu anda arka tarafta düzlemişsiniz. Yani orada da bir herhalde bir sera çalışması olacak galiba. Evet, benim zaten bu çiftçilik işi biraz yoruyor. Biz çocuklar okuyor bildiğiniz gibi. Yalnızız burada. Bir koca karı bir ben. Evet. Bunu artık böyle daha çiftçilik işini hafifletmek istiyoruz. Eğer böyle seraya dönmek istiyorum. Eğer bunu yapabilirsek niyetim sera yapmak. Evet Önder, şimdi burada tabii bu testi biz yaptık ama kafalarda soru işaretleri var. Ya işte gaz çok sıkışır, patlar matlar diye. Yani bu böyle bir şey var mı? Yani böyle bir şey olur mu? Yani bunu nasıl bir önlem? Bunda patlama riski hiç yok. Sıfır. Patlama riski hiç yok. Çünkü fazla gaz. Bunu biz oradan fazla gaz biriktiği zaman şu gördüğünüz şu şamandıra mı efendim? Şamandıra bu vazifesini görüyor bu 200 kilo ağırlığında. Bunun içerisi su dolu. Bu kalkıyor. Tam gaz doldurduğum tam full kalkıyor. Bu sefer daha da gaz çoğaldığı zaman bu suyu böyle balık oynar gibi suyu dışarı atıyor. Gaz buradan çıkıp gidiyor. Ne kadar bir zamanda gübre koyuyorsunuz? Ben yazın buna hiç koymuyorum. 5 ayda biz koyuyorum yazın. Evet. Kışında 10 günde 20 günde bir aklıma geldikçe öyle koyuyorum gaz azaldıkça. Ama biz bunu evi ısıtacağız, sera yapacağız dersek oraya her gün gübre koyacağız. Orada biraz daha eksiklerimiz var. Biz onları tamamlayacağız. Oradan mesela dalgıç pompalar var. Dalgıç pompa kendi haliyle atacak gübreyi içeri. Har olarak kaynatmamış. Şimdi biz Karadeniz'deyiz. Çayı da biraz övürmek gibi olmasın anlıyoruz da lezzetinden. Gerçekten odun ateşini andırmış. Odun ateşini andırmış. Sanıyorum yemeklerde de bu odun ateşi lezzetini verecek diye düşünüyorum. Eğer tabii ki tencerede, eğer bir bakır tencereyse. Anadolu'dan çıktık gurbet yollarına. Rabbim yardım eylesin tüm kullarına. Evet, yine geldik bir solukta programımızın sonuna. Ocağınız şen, ürününüz bol olsun. Kalın sağlıcakla. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.